Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi 1995'ten itibaren Büyükçekmece halkının yaşam hayatına girmiştir. Büyükçekmece halkımız bu akademiyi çok benimsemiştir. Bugüne kadar yüz binlerce insanımız bu akademiden geldi geçti. Eğitim aldı, üretim yaptı ve halen birçoğu da üretimini devam ettiriyor. Bu akademiye bağlı bilgi evleri ilk zamanlarda internetin yeni piyasaya çıkmasıyla birlikte çocuklarımızın özellikle bilgiye erişimde en önemli merkezleri oldu. Okuldan çıkan çocuklar doğru bilgi evlerine, burada hem bilgiye erişimde hem de konforuyla ders çalışma ve sosyal anlamda arkadaşlarıyla buluşup fikir geliştirme açısından çok önemli bir kaynağa sahip oldular. 4 bilgi evimiz var. Bunu 10 bölgede gençlik merkezlerinin bir katını bilgi evine haline getirerek devam ettireceğiz. Bizim şehrimizde 1995'ten beri bilgi evi ve benzeri gençliğin istifade edeceği bilgiye erişim, proje yapma, birbirlerinin düşüncelerini yoğurarak kendilerini geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Anladın mı? Okutmadılar beni yani. Burada eğitim alıyorum. Orta 1'e burada başladım. Ondan sonra şimdi liseye gideyim. İmam Hatip okuyorum inşallah. Hoca olacağım inşallah buradan çıkarsam. Hizmetler süper. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yani çok böyle bedava bir hizmet veriyor bize yani. Bizde bir laf vardır, daha başınızın belasını mı arıyorsunuz derler. Yani hakikaten çok harika hizmetler. Hiçbir şey demiyorum yani. Onun için kendisine teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını inşallah önümüzdeki yıllarda devam etmesini istiyorum Allah'ın izniyle. Ben açıktan liseye okuyorum. Burada dersler görüyoruz. Gayet iyi. Ben çok memnunum. Gayet iyi bence. Yazın festivaller oluyor. Çok eğleniyoruz. Yani hem çalışıp hem okumak zor ve burası cidden çok hafifletiyor beni. Araştırma yapmam için benim için kolaylık sağlıyor. Yardımcı oluyorlar. Yapamadığım konularda bilgilendiriyorlar. Hele onun dışında sürekli zaten gelemiyoruz çalıştığımızdan dolayı. Ücretsiz olması bizi mutlu ediyor. 2007 yılından beri hizmet veriyoruz bilgi evi olarak. Burası bilgisayar sınıfı olarak kullanılmanın yanı sıra bilgi evi olarak da kullanılıyor. Buraya gelen vatandaş burada internet bankacılığı, e-devlet işlemleri, dijital ortamda günlük hayatı takip edebilmek adına birçok işlemi yapabiliyorlar. Gelen öğrenciler ödev hazırlayabiliyor ya da araştırma yapabiliyorlar. Tüm vatandaşlarımızı bu hizmetten yararlanmak için kurs merkezlerimize bekliyoruz. Dağ taşa yazılacak bu benim sevdam. Yoksula umut olacak bu benim sevdam. Doktor Akgün'le coşacak Büyükçekmece'de Hasan Akgün'le. Bu benim sevdam. Emekçinin alın teri bu benim sevdam. Kardeşliğin umut seli bu benim sevdam. İktidarın ayak sesi Çekmece'de Doktor Hasan Akgün'le. Büyükçekmece Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Kutat Kuvlik Halk Kütüphanemiz 2009 yılından bu yana hizmet vermektedir. 25 bin kitabımız mevcuttur. Günlük ortalama 100-150 öğrencimiz faydalanmaktadır. 6 tane bilgisayarımız bulunmaktadır. Gün içinde eğitim için bilgisayarları kullanabiliyorlar. Ödünç olarak 2 haftalık süreyle dışarı üye olup kitap götürebiliyorlar. Büyükçekmece Belediyesi işbirliğiyle Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelleri Teknoloji Merkezi ile birlikte Türkiye genelindeki bütün görme engellilere ses oluyoruz. Gönüllü okuyucularımız burada kabinimizde görme engellilerimiz için sesli kitap okuyorlar ve seslendiriyorlar. Sayın Başkanımıza böyle bir hizmet verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Kader olup yazılmış benim bu ömrüm. Bu benim sevdam.
dağa taşa yazılacak. Bu benim sevdam, yoksula umut olacak. Bu benim sevdam. Burada günde 100-120 kişi bilgisayardan faydalanıyor. 16 tane bilgisayarımız var. Bilardo salonlarımız var. Amerikan ve 3 top olarak 2 adet bilardo masamız var. 40-50 kişi günde bilardo oynuyor. Okuma odamız var. Okuma odasında da günde 16 tane gazete geliyor her gün. Günlük gazete. Ayrıca dergilerimiz geliyor. Her gün orada da gazetelerimiz okunuyor, dergilerimiz okunuyor. İnsanlar çaydan da, mutfaktan da faydalanıyor ücretsiz. Burası bizim ikinci evimiz. Sabah yemeğimizi yiyip yürüyüşümüzü yaptığımız zaman burada arkadaşlarla beraber sohbet, muhabbet, tatlı bir gün geçiriyoruz. Onun için belediye başkanımıza bunu bize yani olana sunana teşekkür ederim. Dünya üzerinde yoktur benzeri. Mimar Sinan Belediye binamız, Mimar Sinan Eğitim ve Kültür Merkezi olarak hizmete girmiş durumda. 198 kişi sanat kurslarımıza devam ediyor. 568 öğrenciye de sınavlara hazırlık kursunda destek veriyoruz. 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarımıza. 8 tane derneğe en üst katımızı tahsis etmişiz. Onlar da orada hizmet alıyorlar. Her türlü istek ve ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Orta katta bir kütüphanemiz var. Bir bilgi evimiz var. 1754 tane kitabımız var. 8 bilgisayarımız var. Yöremizde oturan gençlerimiz, öğrencilerimiz geliyorlar. Orada kitap okuyorlar. Öğrencilerimiz ders çalışıyorlar. Ödev araştırması yapıyorlar, çıktılarını alıyorlar görevlimiz nezaretinde. Yine çocuklarımıza yan tarafta açtığımız bir zeka oyunları sınıfımız var. Yine gençlerimiz, çocuklarımız orada çeşitli aktivitelerde bulunuyorlar. Bu iş ve işlemleri yaparken Sayın Başkanımızın destekleri çok büyük. Onun desteği ve onayıyla yaptık bu işleri. İşte giriş katımızda az önce de baktığınız gibi çocuk oyuncak kütüphanemiz var. Öncelikli olarak bu kurslara katılan hanımlarımızın çocuklarına hizmet veriyorduk. Daha sonra başkanımızın onayıyla çevremizde oturan ailelerin çocuklarına da o hizmetten istifade ettiriyoruz. Başlarında ana sınıf öğretmenimiz var. Çocuklarımız çeşitli sosyal aktivitelerde bulunuyorlar burada. Onlara öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı veriyoruz. Tabii yeni bir projemiz var. Önceki gün onun da onayını aldım Sayın Başkanımızdan. Büyükçekmece'mizde ikamet eden gençlerimize KPSS hazırlık kursu açıyoruz. Beraberinde yine başkanımızın talimatıyla üniversiteye hazırlık aşamasında olan 12. sınıf öğrencilerine ve 12. sınıftan mezun olup üniversite sınavına hazırlanan gençlerimize de üniversite hazırlık kursu açacağız. Sayın Başkanımıza bütün öğrencilerimiz ve halkımız adına vermiş olduğu katkı ve desteklerden dolayı çok çok teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Mimar Sinan köprüsünden geçti bu gönlüm. Mavisine yeşiline daldı bu özüm. Kader olup yazılmış benim bu ömrüm. Bu benim sevdam, dağa taşa yazılacak. Bu benim sevdam, yoksula umut olacak. Bu benim sevdam, doktora günle coşacak. Büyük çekmece. 5 emekli arkadaş birlikte çalışmaktayız. Sayın Hasan Akgün'ün sanata ve sanatçılara verdiği değerin kapsamlarında biz burada sabahları saat 8'de 9'da geliyoruz. Akşam 5'e kadar çalışmalar yapıyoruz. Yaptığımız işlerde genellikle atık malzemeler kullanmaya gayret ediyoruz. Elimize ne geçerse incik, boncuk, ahşap yani aklınıza gelen her türlü materyallerle maket ve minyatür işleri yapıyoruz. Müzik.
dünya üzerinde yoktur benzeri. Bir ulu diyardır İstanbul şehri. 2009 yılında açılan bilgi evlerimizle yaklaşık 10 yıldır Tepecik ve Büyükçekmece'deki yaşayan insanlarımıza imkanlar sağlamaya çalışıyoruz. Burada bilgisayarlarımız var. Her yaş grubundan insan gelip burada araştırmalarını yapabilir, ödevlerini yapabilir, ödev çıktılarını alabilir. Aynı zamanda bilgi evimiz gördüğünüz gibi kütüphanemizle iç içe. Burada gelip öğrencilerimiz bilgisayardan yabancı müzik dinleyebilirler, film izleyebilirler. Bilgi evlerimizde boş zamanları değerlendirmenin yanı sıra evlerinde bilgisayar olana olmayan, internet olana olmayan kişilere burada bu imkanları sağlıyoruz ve her yaştan Büyükçekmece'liyi, Tepecikli'yi, Mimar Abalı'yı buraya bilgi evlerimize bekliyoruz. Beden eğitimi öğretmeni mezunuyum. Burada KPSS'ye hazırlanıyorum. 5 yaşında bir kızım var. Şimdiye kadar evde çalışma imkanı bulamıyordum. Başkanımıza öncelikle sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Öyle bir imkandan bizi faydalandırdığı için. Kızım burada rahat bir şekilde kreşte kalıyor. Ben de burada kütüphaneden faydalanıyorum. Öyle olanaklar sunduğu için tekrar çok teşekkür ediyorum. Dağa taşa yazılacak bu benim sevdam. Yoksula umut olacak bu benim sevdam. Büyükçekmece Belediyesi Çakmaklı Sanat Evimizde hem büyüklerimize hem çocuklarımıza burada eğitim verilmektedir. Bilgi evimizde halkımız gelip burada internetten çıktılarını alıp internette bütün işlemlerini yapabilirler. Aynı zamanda annelerimiz burada derslerini yaparken çocuklarımıza çocukça oyun odamızda oyun oynayabiliyorlar. Bunun için de Büyükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün'e teşekkürlerimizi sunarız. Kardeşliğin umut seli.